Herkese merhabalar, herkese selamlar. Arabada Yoklama'nın bugünkü konuğu Şura İskenderli. Şimdi Şura mı Şura mı onu geldiğinde soracağım ona. Keyifli bir program bizleri bekliyor. Bir yere ayrılmayın. Şura çok yetenekli isimlerden bir tanesi. Azerbaycan'da çok yetenekli isimlerden bir tanesi. Çok genç. Kırmızı bir şey var. Kırmızı, bayağı evet, kırmızı evet, bir bina. Evet, tamam, evet, hadi öpüyorum bina. Seni. Görüşürüz. Evet. Şura'ya doğru ilerliyoruz. Ya Şura mı Şura mı? Şimdi bak, program başında bilmeyerek hareket ediyoruz. Kötü oluyor. Şura İskenderli. Tamam, Şura diyorum. Bayağı kıpkırmızı bina. Bakıyorum. Ve Şura. Şura. Şura mı Şura mı? Şura. Tamam bak. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Buyurunuz efendim. İyiyiz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kameralar nerede? Şurada. Ve şurada. Ha, tamam. Herkese selam bu arada. Herkese selam. Ve sonunda... Evet. Kemeri önce alalım. Ondan sonra gidelim. Ve... Yazıyorlar. Şura'yı niye almıyorsun? Şura'yı da alsana. Şura'ya... Şimdi ben çok yeni tanıdım seni. Aslına bakarsan... Bana böyle mesajlar yazılmaya başladığında Şura kim diye baktığımda daha evvelden izlemişim. Evet. Hatta benim asistanım izletmiş. Ne değişik kliplerin var senin öyle. Evet. Fikirler kimin? Böyle başlayalım önce. Evet. Yani ben o... Önceden... Ay dur, ben makyaj malzemesi alacaktım. Neden? Ha evet. İşi de unutmuşsunuz. Ben hazırlıklı geldim. Vallahi mi? Makyaj da değil. Boya sanırım. Var mı yanında? Yok. Ha tamam. Tamam, bir kırtasiye bulursam artık alırım. Neyse. Şey yapalım. O fikirler nereden geliyor aklına? O fikirler aslında hep bulunuyordu aklımda da. Yapmak pek şey olmadı. Cesaret isteyen bir şey. Tabii ki fikrimi herkese söylediğimde kimse ya rezil etme kendini falan böyle demiş. Değil mi? Evet. Ama yaptıktan sonra helal olsun falan cesaretine hayran kaldık dediler. Ya arkadaşlar, klipleri mutlaka izlemişsinizdir, denk gelmişsinizdir. Yani mümkün değil denk gelmemeniz. Çünkü abi kıza bak falan diye izletiyorlar bir tane. Evet. İlgiyle izliyorsun. Bütün bir kere bir klipte neydi? Yine dönmüyor. Niye? Niye? Tamam. Evet. Niye de bütün klip boyunca böylesin. Çok zordu çekimi. Anlatamam, çok zordu. Aha. Bir de yılın ilk ayı çekimde. Hava çok soğuk. Ocak'tı değil mi? Evet. Şubat'ta Ocak... yayınladın sen onu. Yok, Şubat'ta çekimler yapıldı. Karıştırdım. Evet, çok soğuktu havalar. Tamam. Hastanede çalışmayan bir hastaneydi. Tamam. Tamire kapalı. Sonra ısıtma sistemi yoktu. Dondu. Evet, çok dondum. Oradaki hareketler aslında titremeler falan gerçekten. Aynen. Gerçek titreme evet. Olabilir yani. Çekimleri yapanlar çok sıcak giymişlerdi ama yine de üşüyorlardı. Yani. Sen de bir önlük falan gibi bir şey vardı evet. Zaten. Orada bir deli mi oynuyordun? Deli oynuyordum. Aslında hakiki deli oynamıyordum. Ha. İçimizdeki deliyi dışarı yansıttım. Hani evet. Söyleyebilmediğimiz sözler var ya hani bazen kendimizi çok iyi hissediyormuş gibi gösteriyoruz ama öyle değil. Evet. O Instagram kareleri değil yani aslında evet. Hayatımız. Sevilme şekli de bence şeyden kaynaklandı. Yani sevilme sebebi daha doğrusu. Herkes aynı benim hayatım, benim içimdeki falan. Ondan sonra aslında yorumlardan sonra çok üzüldüm. Neden birçok insan böyleymiş diye falan. Yani ama sen de bunu böyle hissederek mi yaptın? Evet. Yani. Demek o dönemler demek şarkıyı nasıl yazdımsa ona uygunla bir klip çekiyorsun. Aynen. Tamamladı birbirini. Peki şeyi çok merak ediyorum. O da öyle olduğunu düşünüyorum aslında. Bir sonraki neydi? Ağustos ayında çıkarttığın iş. Evet, bir daha ayak. Devamı. Şimdi orada onun devamı. Aynen. Çünkü orada yine aynı karakterle başlıyorsun. Mutlu son muhakkak olmalı ya hani masallardaki evet. Gibi. İkinci klipte o mutlu sonu veriyorsun. Aynen. Güçlü bir kadın. Çünkü ilk şarkının sonunda gelip cevabınızı vereceğim demiştim yani. Evet. Geldim, verdim. Yes.
tokatlıyor. Bir evet. şey söyleyeceğim. Çok güzel izlenmelerin var. Yani bir müzik şirketi gibi kanalın var. Yani 650'nin üstünde değil mi? 629. Yani 650'ye evet. yaklaşmış. Müthiş bir keyif. Bu ne kadar zaman içerisinde yükseldi? 2019'un. Yani bu sene mi yükseldi? Evet. Bu sene diyebilirim. Ama ne kadar zamandır uğraşıyorsun? 2 yıldan fazla. 2016 Mayıs'ından diyelim. Aha. 2016 Mayıs'ından evet. beri işler veriyorsun. Peki ilk işlerde böyle hep Türkçe miydi? Çünkü senin hani izlediğim kadarıyla Türkiye'ye oynuyorsun aslında. İlk defa ilk patlayan şarkılar Azerice'ydi ama Aha. amatör olduğu için yani bir kısa bir zamandan sonra unutuluyorduk hani. Anladım. Evet. Tabii geçiyordu. Türkçen de çok iyi. İngilizcenin çok iyi olduğunu biliyorum. Çok iyi değil ya. O çok iyi ya. Öyle mi? Hiç çaktırmıyorsun en azından. Şey İngilizce diyor. Ha İngilizce çok evet, iyi değil uzun mi? Uzun zamandır çok iyiydi de uzun zamandır konuşmuyorum. Hani konuşacak biri yok. Ha. Ondan dolayı. Pratik yapmak gerekiyor. Aynen işte. Ama Türkçe süper. Evet. Dilleri yani. Çok seviyorum. Hobilerimden biri dil öğrenmek. Çok boş zamanlarımda. Peki benim bildiğim bu iki dil haricinde ne var? İşte üniversitede Fransızca öğrendik. Hmm. Biraz Rusça öğrendik. Çok kısa bir süre. Peki. Şimdi kaç yaşında oluyorsun? Bunu 25. söylemekte bir sıkıntı yok değil yok, mi? Yok tabii 94'lü olduğunu hep yazmış. Söylüyorum çünkü küçük gösterdiğim için öyle diyorlar. Evet. Hemen söylemek zaten böyle. Zaten küçüksün. 25 olacak. 25 yani hani daha ne? 19 falan veriyorlardı da yani güzel bir şey benim için yani. Çocuk gibi kalmak. Güzel. Müziğe nasıl başladın? Hep müzikleydim çocukken. Hı. Hep söylüyordum. Her yerde söyletiyorlardı ailem falan. Ne söylüyordun? İlk neler söylüyordun? İlk söylediğim röportaj İbrahim Tatlıses'tendi. Yine? Türkülerdi. Mesela bir tane patlatsana küçük. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olmazsan bir adım bile atmam. Kadrimi kıymetimi sana olan sevgimi bilmedin bileceğin yok. Yalancı aşklarımdan el alemin lafından geçmedin geçeceğin yok. Evet. Bu gönül. Bu gönül az mı kahrını çekti? Sensiz aşkım neye yarar ki? Kaç kere ben devam ediyorum. Evet şimdi. Devam edin. Çok güzel. Vallahi ağzına sağlık. Peki bunlardan coverlar yapıyor musun? Şöyle bir durum var. Şimdi 2019 durumu. Aha. Hani cover yapmak artık sorun oluyor. Telif falan geliyor. İstiyorlar. Peki bu telifleri istediğin zaman da yüksek bütçeli istiyorlar herhalde. İstiyorlar ama bazı sanatçılar yazdığında hemen tamam efendim kapatırım diyorum. Yok 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 kapatmayın diyorlar. Ama ben yine de kapattım. Öyle mi? Evet. Ha. Neredeyse 3 tane şarkı kaldı. Peki bir şey soracağım. Ya. Evet ben hani fazla şarkı görmedim YouTube hesabında. peki onlar para mı istedi yoksa? Yani tam olarak istemedi de. Pay istedi belki de. Pay da istemediler ama bir şeyler hissettiğimde ben hani sinir oldum. Tırsan bir tipim. Ha. Yay olduğundan dolayı. Onların önüne geçmeye çalıştım. Kapatırım ama daha kapattım. İyi. Evet. Anladım. Uğraşmadım yani. Hedefin ne? Ne istiyorsun? Hedefim Türkiye'de kalıcı olarak yani yaşlanana kadar kalıcı olmak istiyorum. Yani burada kalmak istiyorum. Bir sanatçı gibi. Şimdi radyolarda çok yer bulamıyor bu tarz şarkılar. Aynen. Burada yaşıyor musun? Burada ne kadar yaşıyorsun? Ne kadardır? Bir ay olmadı daha. Ha daha yeni geldin. Evet. Ününü getirdin. Sonra kendin geldin. Çok güzel. Sırf Türkçe işlere dönmüş gibi bir durumun var. Peki bu... Şu an için öyle görünüyor. Ha. Biraz gelecekte belki de bir hayal olacak ama buraya da gelmek bir hayaldi tabii ki. Onu tabii da yapabilirim ki. Diye düşünüyorum. Yabancı şarkılara başlamak istiyorum bir süreden sonra. Ha. Hani Türkçe yabancı mesela Türk Alman, Türk Fransız ya da Türk İngilizce ya da tamamen İngilizce falan böyle. Yani Türk İngilizce evet olabilir aslında. Niye olmasın? Ya biz yeniliklere biraz kapalı gibiyiz. Tamam mı? Yani hani Türkiye'de hani
Türkçe İngilizce şarkılar yapılıyor ara ara. Var seviyor bunların da örneği. I love you, I love you, do you love me, yes I do falan. Biliyor musun onu? Ne diyordu? İbrahim Tatlıses vardı ya. Ha ha, o da söylüyordu. O da İbrahim Tatlıses'te de Ladies and gentlemen. Güzel. Evet. Güzel. Vardı, eskiden de vardı böyle. Şimdi bunlar hani bize biraz tuhaf geliyor ama gençler bu işi o kadar güzel başarıyor ki. Yani siz çok ayrı bir dünyadan geliyorsunuz şu an için bize göre. Jenerasyonlar değişiyor. Herkes plak çıkartır, bilmem ne kasetler, bilmem ne dönemi geçti, bir CD dönemi geçti, dijitale geldik. Evet. Dijitaldeki işte USB ile yolluyoruz biz şarkımızı ya da mail üstünden yolluyoruz. Geçtik abi, artık şarkı yollama da yok. YouTube'a koyup patlatıyorsun. Müzik şirketin var mı? Evet. Peki tabii ki sizi işte ne bileyim iTunes'tu, birçok Spotify falan her yerde çıkartmak için bir şirkete ihtiyaç duyuyorsun evet. Doğal olarak. Artık buna da ihtiyaç kalmayacak gibi geliyor şu bana. Şu an için öyle değil. Şu an için değil ama kendi başına oturup masaya benim bu işimi halledebilirsin diyebileceğin konuma bile geleceksin diye düşünüyorum. O zamana kadar inşallah aynı yerde kalırız. Heh, işte. O mesele de var. O mesele büyük bir mesele. Evet. Burada tutunmak çünkü çok önemli. Çünkü her an yeni bir insan bir şeyler patlatabilir. Şarkı söylemesine gerek yok. Söylemeden de patlatmak mümkün. Onun için yerimizi sağlam tutmalıyız. Yani bunun herkes için, tüm şarkıcılar için geçerli. Için, evet. Yani saman edebi olup yok olmak var. Neden besleniyorsun? Yani şarkılarını yaparken. Şarkılarını yaparken hep bir melodinler gelirdi aklıma. Hı hı. Yani onu unuturdum ama bir dönemden sonra kayıt yaptım telefonda falan. Aha. Aa, güzel oluyormuş falan. Ondan sonra yavaş yavaş çıkarmaya başladım. Sözlerin nereden besleniyor? Sözler geliyor, anında geliyor. Allah hani, Allah. Evet, bazen piyano çalınca geliyor. Aha. Bazen bir free beat dinleyince geliyor. Bazen bir şarkı dinliyorum mesela. Hı-hı. Şarkının farklı bir müzik ama onun üzerine yeni bir şarkı yapmak gibi bir şey geliyor yani. Çok iyi ya. Peki piyano dedin. Enstrümanlarla aran nasıl? Sadece piyanoyla güzel. Güzel. Var mı öyle çaldığın bir şeyler? Evet. Böyle görüntü, video. Eskiden ya paylaşıyordum. Sonra kapattım. Ha. Hem görsel olarak kalitesiz videolardı. Ha. Evet. Peki. Güzel de çalamıyorum zaten. Parmak yerleri doğru değil. Ama kendim öğrendim. Ha, kendini öğrendin. Evet. Ama bu da çok güzel bir şey. Evet. Yani. Peki. Bizim arabanın minik bir hediyesi var. O minik hediyeyi alman için seni şöyle arkada. O kırmızı zımbırtı var ya. Onun altında bir hediyen var senin. Küçük bir şey. Şimdi ulaşamayacağım. Ulaşırsın ya. Şöyle bir geri al istersen. Tamam. Şöyle şey yapalım. Fikir. Yep. Evet. Şimdi tekrar öne aldım. Çok güzel. Evet. İşte şimdi Kemal Sunal'ın filmini hatırladım. Fatoş vardı ya. Fatoş hangisiydi ya? Hani bir çocuk bulmuştu. Ha, bir çocuk bulmuştu. Orada unutmak için. Ha, evet hatırladım. Evet. Vallahi hatırladım, tamam. Bu senin hediyen. Hadi çal bir şey. Öyle yok, öyle koymak nereden, yok. Nereden başlayacağız? Heh, buradan. Tabii kadın nota solda olacak değil mi şeye göre? Nereden şey yapıyoruz? Nefes veriyoruz. Bak. Aynen. Öyle mi? Evet. O ince galiba. Hı. Tersini çevirirsen şöyle. Çevirir oldu. Hı. Olsun canım, senin nasıl olsa. O kalın kısmı, o do değil ama. Üfleyince başka nota çıkıyor. Çekince başka nota. Bir şey buldum galiba. Öyle mi? Aynen piyanodaki. Tabii tabii. Yerler. Sadece şöyle bir şey var. Do, re, mi, fa, sol. Hep onlar bir üflüyorsun bir çekiyorsun. Tamam mı? Tamam. Üfle çek, üfle çek. La ve si'yi çekerek alıyorsun. Do'yu tekrar üflüyorsun. Ha. Artık bir story bekliyoruz. Bununla mı? Tabii ki. Hiç sorun yok. Müzikle alakadar hiçbir sorun yok. Bir şarkı çalarken. Evet. Önce bir hazırlanmalıyım. Tabii ki tabii ki. O yüzden
story ya artık ne zaman gelirse. Bir ay sonra mı gelir? Üç ay sonra mı gelir? Azerbaycan nüfusu 15-16 milyon mu? Biz geçen de 10 milyonu kutladık. Ay ülke 10 milyon? Olarak. Evet. Ülke olarak? Evet. Azerbaycan kaydında olan insanlar 10 milyon evet. Vay be! Yani şimdi senin bu videoların 55 milyon, 60 milyon, 30 milyon olduğunda evet. Oradaki ilgi nasıl? Ya şu an sana Azerbaycan'ın ilgisi nasıl? Şu an evet. Herkes özlüyor diye düşünüyorum. Ne gibi? Sen yani, orada değilsin diye mi? Evet. Bir, bu tamam. Bunu geçtim. Orada sana ilgi, sokakta ilgi nasıl? Herkes tanıyor. Heh. Herkes tanıyor evet. Tamam. Bu çok resim yani. Çekinenler oluyor. İşte sevmeyenler de oluyor da onlar da zamanla sevecek. Çünkü kendime çok güveniyorum şarkı konusunda. Şu an için yabancı yani Türkçe her yerde yani evet. Şey değil. Yabancı gibi karşılanıyor. Ondan bazı insanlar sevmiyor neden kendi dinle falan yapmıyor. Şimdi bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Benim zannediyorum 1, 2, 3, 4. Azerbaycanlı konuğumsun. Günel zaten burada neredeyse çoğunlukla hani kaç yıldır neredeyse 30 galiba yıldır en son röportaj. En son o Günel İzliyorum. Geldi. Şöyle söyleyeyim. Bana o mesajlarda yazılanlar hep şundan ibaret. Niye kendi öz dilinde danışmarsan? Evet. Niye? Şimdi bak biz burada bir anlayamayız. Anlarız. Program bu kadar akıcı gitmez. Ben çok zorluk çekerim ama biraz konuşmanı rica ediyorum çünkü onlar çok kızıyor. Aynen. Evet. Biraz konuş ben anlamaya çalışayım. Azerbaycanca bize de Türkçe'de olduğu kimi Türkiye'de mesela İstanbul şivesi var. Evet. Bizde Bakı şivesi var. Doğru. Yani modern Azerbaycan. Trabzon'da başka şive, Urfa'da başka şive var. Doğru diyorsun. Ama şey de var. Kitap dili değil. Yani okay. Herkesin başa düşeceği bir dil. Böyle. Böyle. Güzel. Ben de sizlerden öğrenmeye çalışıyorum işte. Ben de izleyicilerim de, sevenlerim de Türkler yazdılar ki birçoku da fandı. Der ki abla senin için Azerbaycanca öğrenmeye çalışırız. Bu çok güzel bir şeydi. Evet. Ben düşünürüm. Benim milletim için de çok gurur verici bir şey olmalı aslında. Kesinlikle öyle. Ya ben bir yerde hani bazılarını kalkmıştım danışmak için. Bir mesele de var. Herhalde başa düşürsünüz beni. Bizim dilin terkibinde Farsça, Arapça ve Rusça sözler çoktu diye. Evet. Neredeyse 30% teşkil edir. Türkiye bunu yani hiç süre başa düşmez. Ha anlayamaz yani Türkçe. Evet. Bizim de dilimize yapıştığı için kullanıyorsunuz. Kullanıyoruz. Tabii. Mecbur. Güzel. Rahat ettin mi sen şimdi? Evet. Devam güzel. Peki oradaki yemeklerle buradaki yemekler arasında sen bunu ikinci kez soruyorum bir Azerice dostuma. Ver tabii lütfen. Azerbaycan yemekleri çeşitleri Türkiye kadar olmasa da tad olarak bizde daha tatlıdır. Sebebini diyebilirim. Çünkü araştırdım ben. Heh. Yağ farkı var bizde. Öyle mi? İstifade olan yağ farkı var. Belki. Peki ne yağ kullanıyorsunuz? Mısır, gargıdalı yağı biz daha çok istifade ederiz ama burada ayçiçek. Burada ayçiçek ve zeytinyağı. Yani bizde çok zeytinyağı sadece muhalecevi ya da herhangi bir diyet zamanı istifade ediyoruz. Ama zeytin yağı falan da çok faydalıdır diye. Tabii. Biz daha faydasını anlamadık millet olarak. Sadece bizim için tadı çok önemli. Çünkü biz doyunca güzel bir şeyler yiyince kendimizi mutlu rahat oluyorsunuz. Hissediyoruz. Evet. Evet, güzel. Millet olarak öyleyiz. Şarkılarını isteyenler var mı okumak için? Evet. Okumak için Türkiye'den falan var mı? Bazıları da küstü bana. Vermedin diye mi? Vermedim diye de şimdi şu an Türkiye piyasasına girdik. Evet. Bu da mesele piyasaymış. Ona göre yani öğreniyorum nasıl davranmak lazım, nasıl konuşmak lazım. Bana kalsa herkese şarkı veririm. Tamam. Ama öyle olmamalıymış diye şey bir öneri aldım diye. Kimse küsmesin lütfen. Ama bir zamandan sonra muhakkak vermeye başlayacağız. Evet.
Zaten seni şu an hali hazırda patlamış olan şarkılarından mı istiyorlar yoksa sıfır şarkı onlar mı istiyorlar? Onlar gibi istiyorlar. Onlar gibi sıfır istiyorlar. O da biraz üzücü benim için. Şey düşünün sanki. Güzel bir şey alıyorsun kendine. Aha. Seviyorsun onu. Onu istiyorlar. Ama şöyle bir durum var. Bizde hep yapılan işin çakması yapılır. Ama hala göremedim. Neyi? Çakmasını. Senin şarkının mı? Evet. Ha yani merak etme. Fark ettiklerinde yani birçoğu fark etmiştir elbet ama yaparlar. Yaptı birçok kişi zaten ama... Olmadı diyorsun. Olmadı be, ya. Böyle olmadı. Şarkıda bir cümleydi. Güzel. Peki şey... Zaten orada da göndermeler var da... Şey, şarkını yazıyorum, bir 3 ay, 4 ay sonra olacak hadiseleri şarkıda yazıyorum. Hani olduğundan sonra, bakın oldu diye. Arkadaş müneccim ya. Evet, müneccimlik bakıyoruz. Müneccim sizde de var mı? Evet. Değil mi? Ben de çok ilgileniyorum öyle, kuşlar falan. Ya çok güzel. Peki bu çocukluk yıllarında söylediğin şarkılardan daha böyle bebeksi şeylerden var mı aklında? Hani mesela bizde şey vardır ya, daha dün annemizin falan gibi. Barış hani Manço. O kadar oğlum. Vay. Arkadaşım eşek. Hadi be. Oo, Barış Manço'yu konuk aldım ben biliyor musun? Öyle mi? Ya 97. Sen 3 yaşındaydın. Oo, evet. Aslında Barış Manço'nun şarkılarını hep annem söylerdi. Kendisi... Çok fena bir Zeki Müren fanı. Vay. Hayranı daha doğrusu. Tabii tabii. Onun şarkılarıyla büyüdüm. Büyüdün ha. Peki Zeki Müren'den ne var aklında o dönemden? Böyle bir mırıldanmanı isteyeceğim elbet de ondan. Elbet bir gün buluşacağız. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle bakıp bakışacağız. Öyle durup bakışacağız. Orası karıştı olsun. Önemli değil. Arabada olduğum zaman böyle titreme oluyor. Evet. Ondan. Bunu bütün sanatçılarım söylüyor. Konuk olan öyle şarkı söylemek. Nameler fena... Kayıyor. Evet. Yok yok çok güzel. Ağzına sağlık. Evet. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sura. Buradaki radyolara söylemek istediğin bir şey var mı? Evet. Lütfen buyurun. Şarkılarımı yayınladıkları için çok teşekkür ederim kendilerine. Tamam. Yani sesimi duyurdukları için. Süper. Gençlere destek oldukları için. Çok teşekkür ederim. Yani hepsini seviyorum. Aha. Bana radyolardan videolar falan geliyordu. Çok mutlu oluyordum. Harika. Yani böyle. Süper. Böyle devam etsin. Demek ki kötü bir şey bulamadık abi. Yani hani şey açısından söylüyorum. Hani genelde bu tarz müziklere büyük radyolar özellikle nasıl diyeyim? Yer vermiyor. Ondaki radyolar yer vermiyor diyeyim. Ama tamam şimdi... mı? İsim söylemeyeyim. Şimdi ufak ufak başladılar. Evet. Çünkü tarz olarak gençlerin hepsi hip hop, rap ve trap. Evet. Evet. Mecbur ama hem de bir taraftan. Ya işte ben sana şöyle söyleyeyim. Sen burada değilsin ya. Çok böyle şey yapamıyorsun. Büyük radyoların hiçbiri girmiyor abi. Hmm. Yani bu konuda sana şunu verebilirim. Böyle kafalarına vurabilirsin istediğin birbirini. Yok. Neden? Ben o radyolarda yayınlanabilecek gibi şarkılar da yapabilirim. Yani şu an işimiz şarkı ve evet. Savaşımız da şarkıyla olmalı. Mücadelemiz de şarkıyla olmalı. Sopayla cevabımız değil da. Diyor. Evet. Sopa Yiğit Er Meydanı'nda bizim de şarkılarımız. Güzel. Ya klip de çok güzeldi ya. Kutuda şarkıları evet, çıktı şarkıları. Sonunda. Çok güzel esprili bir iş yapmışsın. Aynen. Bayıldım valla. O en son işin miydi o yoksa? Evet, en son işin oydu. Aynen. Şimdiye kadar her şey %90 istediğin gibi. İstediğim gibi gidiyor. Süper. Ve hala da gidiyor ve sürprizlerle dolu bir gidiş de var. Aha. Yani bu eziyetlerimin, donmalarımın, şümelerimin bir karşılığı diye düşünüyorum. Aynen öyle. Vallahi Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ederim. Ne diyeyim? Vallahi
güzel işler olsun hep önünde. Bundan sonraki projeyle alakalı hazır mısın peki? Evet. Ne zaman gelecek? Onun da sürprizini bekliyorum. Şarkı edelim. Hazır. Aslında iki tane şarkı hazır. Dün akşam da birini tamamladım. Vay. Evet, ikisi arasında bir seçim yaptıktan sonra inşallah Kasım'da yapmak için Azerbaycan'a gideceğim. Hı hı. Senin bütün ekibin orada. Evet. Onlarla daha iyi anlaşıyorum. Hı-hı. Çünkü ben Türkiye'de böyle bir stüdyo tanımıyorum mesela. Aranjörün yanında durup şunu şöyle yap, şunu şurasına koy. Şurada bu yani altı. Evet. Burada nasıl? Burada öyle değilmiş. Nasıl? O zaman yani biraz bekletiyorlarmış sanatçıyı, biraz yoruyorlarmış. biraz uzatıyorlarmış falan. Hani şey oluyor, zaman uzatınca fiyat da uzuyor ya. Ben uzuyor bu arada fiyat? Evet. Ben bu arada kendi şarkılarımı bir daha yakın herkes yani öğrensin. İki güne yaptık. İki günde bitti. Evet. Ay işte aslında teşekkür ederim. Bu değil mi yani? Arkadaşımız Samir'e. Evet, Samir. Yani ellerine yetenek, sağlık. Yetenekli arkadaşlar yani bir güne de yapabilir. Önemli olan şarkının hazır olması. Güzel. Burada aslında uzatmak para için değil, süreyle alakalı değil. Para kazanmaları aslında. Buradaki iş mesela seninle anlaşıyor. Diyor ki benim aranje fiyatım 30 bin lira diyor. Uyduruyorum şu an sana. Hı. 30 bin lira diyor. Ama o işi sana bir ayda teslim etmesi gerekirken 3 ayda teslim ediyor. Yine 30 bin lirayı alıyor da. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben buyurun, bazı programları iyi biliyorum. Tam iyi de bilmesem yani neyi nasıl nereye koyuyorlar. Yarım saatte yani bitecek bir şey. Ben de yapabilirim ama üzerine gitsem yapacağım. Hı. Ama canlı çaldırmalar falan filan bizde. Onlar da mix master işi aslında. Onu da yani başka birine yaptırmak mümkün. Hiç zor değil yani aslında. Bence uzatmasınlar gençleri. Bekletmesinler, yormasınlar. Bekletmesinler. Ellerinde çok iş var ondandır ya. Yok. Çok değil. Peki. Bu arada tıkandık. Bu abi niye buraya bırakmış arabayı? İşte benim işlerim biraz böyle. Yok, senin işlerin hiç öyle düşünmeyeceksin. Yok, tabii ki. Ha yani. Şarkı konusunda değil. Ha. Böyle. Tamam. Normal hayatta. Olsun. Bunda bizim sıkıntımız yok. Bir fotoğraf çekelim. Tamam. Kaybetmeyelim. Nasıl? Bir şöyle alayım mı bakalım? Hakikaten kaldık ha. Bak, kalbime yine bir istila oldu bak. Hayatım gecede bir an oldu ya. Bir daha yat, bir daha yat, bir daha yat. Vuruyor cebine dibine bak. Burada açık ses. Bakalım. Sura, son olarak neler söylemek istersin programla alakalı? Ya, programınız çok güzel bu arada. Gençlerin kendini böyle canlı ifade edebilmesi için çok güzel bir program. Sağ olsun. Kendim de bakıyorum yani. Teşekkür yarandığı ediyorum. Zamanlardan beri izliyordum. Vay. İnşallah bir gün ben de. Hadi canım. Evet, öyle. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet. Herkese öneriyorum bir gün inşallah. Buraya gelmek isteyen herhangi bir gencin hayali varsa inşallah o da gelir. İnşallah. Çok güzel bir duygu. İnşallah. Ama ben çabuk bitti. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi çabuk bitti değil mi? Evet. Ama keyifliydi vallahi. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle noktayı koyuyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Siz de. Aldın değil mi hediyeni falan? Evet, hediyemi aldım. Tamam. Bir dakika kontrol edeyim. Evet. Burada. Evet. Tamam. Süper. Harika. Hemen başlayacağım. Ben bekliyorum. Tamam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olasın. Arkadaşlar izlemeye bye bye. Devam edin. Yeni şarkılar sizlerle. Evet. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşça kalın.